Kur'an'da bir kalp var. Kur'an'ın kalbi o. O sure Kur'an'ın kalbidir. Kur'an'ın kalbi Yasin suresidir. Yasin aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin de ismidir. Yasin diye başlayan bu sureyi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müşrikler evini kuşatmışken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onların arasında girdi. Yasin'in baş tarafını okudu ve özellikle 9. ayette Estağfirullah ve <laughs> cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fe hum la yubsirun. Onların önlerine artlarına birer set çektik ve Onları kapattık. Artık onlar göremezler. Ayetini okudu. Yerden bir avuç toprak aldı. Müşriklerin üzerine attı aralarından geçti. Göremediler. Bu kadar kıymetli bir sure. Bakın kaynağıyla söylüyorum. Tirmizinin Süneninde Sevabul Kur'an bahsinin yedinci babında hadisinde. Şöyle buyurmuş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir. Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim bu sureyi okursa Cenab-ı Hak bu okuması sebebiyle kendisine Kur'an-ı Kerim'i Yasin hariç on kere okumuş sevabını verir. Yasin'i okuyan 10 defa Kur'an'ı hatmetmiş olur. Yasin'i okuyan 10 defa Kur'an'ı... okumuş olur. Yasin'le ilgili ...Rasul Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Ekraul Yasin ala mevtakum." Ölülerinize Yasin okuyunuz. Bu hadis Tirmizi'de, Sünen'inde, Ebu Davud'un Sünen'inde, İbn Mace'de benzer rivayetlerle geçiyor. Alimlerin bir kısmı şöyle anlıyorlar. Ölmek üzere olan sekerat hali denir ona ölüm sarhoşluğu. Sekeratül mevt anında Yasin okuyunuz anlamına gelir. Bir grup alimde İslam alimi o da diyor ki onlar da öldükten sonra lafız öyledir öldükten sonra okumaya mani değildir. Öldükten sonra da mezarda da Yasin okunur. Ekraul Yasin Ala Mevtak. Bu hadis ibadetlerin fazileti, surelerin faziletli olması sebebiyle uydurma olmadığı için kaynaklarda yer aldığı için zayıf olmasına rağmen rivayetinde bir takım eksiklikler olmasına rağmen amel edilebilecek bir hadistir ve uygulamada zaten böyle olmuştur. Hep Yasin okuruz. Bütün geçmişlerimiz için Yasin okunur ve Yasin suresi Kur'an'ın kalbidir. Seher vakti de gecenin kalbidir. Teheccüd vaktinde iki kalbi bir araya getirirsen Yasin okuyarak teheccüd namaz kılarsan iki kalp bir arada dualar reddolunmaz. Ona bir de gözyaşı katarsan onun tadına doyum olmaz. Rabbim bütün geçmişlerimizin ruhlarına okuduğumuz Yasinleri ulaştırsın. Hatim sahibi kardeşlerimiz zaten okumuş oluyorlar. Bize sadece Yasinlerim var diye yazan kardeşlerimizin de Rabbim okudukları bu surenin sevabını kimler adına okudularsa onlara eriştirsin inşallah. Yasin'i çocuklarımıza, evladımıza, eşimize ezberlemesi için de tavsiye etmeliyiz. İlk ezber, ezberleyeceğimiz surelerden biri Yasin suresi olmalıdır. İlk ezberleyeceğimiz surelerden biri Yasin suresi olmalıdır içerisinde ne güzel mesajlar vardır. Ne bereketli bir suredir. Hakikaten yeri bile Kur'an'daki yeri bile Kur'an'ın kalbi mesabesindedir. Hakikaten insanın vücudu gibi düşünün Kur'an-ı Kerim'i. Sureleri alt alta koyun, üst üste koyun, üst üste koyun. Yasin tam kalp yerine gelir. Ondan sonra sureler devam eder. Bu da Allah'ın bir mucizesidir. Ne mutlu Yasin'i ezberlemiş olanlara, okuyanlara. Rabbim inşallah hakkıyla okumayı nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.